Okul kurar, kader gülermiş. İşte ben de tam o noktadayım. Hayatımın en mutlu günü diye başladığım o gün kara bir güne dönüştü. İlk aşkım, en güvendiğim adam, tek bir açıklama bile yapmadan beni öylece bırakıp gitti. Hem de düğün günümüzde. Dizlerimin üstüne çöküp kaldığım o an, aşkıyla nefesimi kesen o adam yüzünden nefessiz kaldım. Anne! Seda! Ya anne! Açsanıza kapıyı! Of. Bir unutmadınız ya. Bir unut... Niye açmıyorsunuz abi kapıyı ya? Anne! Nereye gittiler sabah sabah ya? Seda! Senin ne işin var burada? Sen hangi cesaretle geliyorsun ki buraya? Sarp! Nereye? Nereye? Ne arıyorsun? Nerede? Ne nerede? Unuttum, fotoğraf nerede Leyla? Ne fotoğrafı?
Nasıl yaparsın ya? Nasıl yırtarsın bu fotoğrafı Leyla? Ulan yırtıp atınca hayatından da çıkarabileceğini mi sandın beni? Beyninden de atabildin mi? Unuttun mu Leyla? Hiç yaşanmamış mı oldu aramızdakiler? Yüzüme bak. Unuttun mu? Unuttun mu? Cevap ver. Cevap ver Leyla, unuttun mu? Unuttum. Adama bak ya. Hem suçlu hem güçlü, bir de bana hesap soruyor gerizekalı. Şimdi niye girdi ki benim rüyama, hayır olsun. Ses. Ses. Bir, iki, ses. Ses. Hop, 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 hop. Şşt, şşt, hop, şşt, hop. Nereye gidiyorsun? Hayırdır paşam? Dur bakalım, daha öyle kolay kolay gitmek yok. Bu sefer öyle kaçamazsın. Az önce kendisini alkışlamış olduğunuz şurada duran Sarp Efendi var ya, şurada duran Sarp Efendi. Hayvan, kendisi beni nikah masasında bırakıp kaçan korkak bir pislik. Aa. Ya, ya şaşırdınız değil mi? Böyle insan gibi göründüğüne bakmayın, kandırır, şaldatır yani. İnanmayın. Sarp'cığım, sesin gelmiyor hayatım, ne oldu? Ha? Ne oldu, dilini mi yuttun? Aa, ne oldu, sen niye cevap vermiyorsun? Cevap versene. Ne bakıyorsun, cevap versene diyorum. Yüzsüz. Yemin ediyorum bak, şu iki parmağımla senin gözlerini delik deşik ederim, anladın mı? Senden nefret ediyorum. İngilizcesi hate. Fransızcasını bilmiyorum ama senden nefret ediyorum. Seni. Of. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Beğenmeni sevindim. Niye geldik buraya? Bu deniz fenerleri deniz kıyılarının en tehlikeli yerlerine yapılırlar. Büyük fırtınalarda yaklaşan gemileri uyarmak için. Bunları tehlikeden korumak için. Ve hepsinin ayrı karakterleri vardır, biliyor musun? Karakter mi? Hiçbir birbiri gibi yanıp sormaz. Böylece bir denizci pusulası bozulsa bile yolunu bulur. Yolunu kaybetmesine izin vermez yani. Vermez.
yapsam da benim yolumu kaybetmeme izin verme olur mu? Asla vermem. Leyla, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hep bir yanımda ol istiyorum. Bana yolumu göster istiyorum. Şaka yapıyorsun. Hem de sonsuza kadar. Benimle evlenir misin? Tabii ki seninle evlenirim. Sen böyle dalmazdım içeri. Arkam da dönüktü. Gelinlik falan görünce Melisa sandım. Özür dilerim. Her şey için. Artık bir önemi kalmadı. Sakın. Sakın beni teselli etmeye kalkma. Çok üzgünüm gerçekten. Yardımcı olayım mı abi? Ya yok yok. Seni kardeşim. Eve bırakayım. Ha yok yok, sağ ol kardeşim. Ben veririm. Şunu vereyim, çok sağ ol ya. Allah sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Leyla! Lan! Leyla! Lan! Lan! Adem, bu sefer vurdum seni vallahi ya. Nerede lan benim tüfeğim? Lan! Şşş, parma! Bak kahretsin seni. Leyla bak, geldi gördün mü, gelmez dedi. Ne oldu? Leyla! Yok, git buradan, git! Yok yok, gitmem. Sen buraya gelmeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Lan delirtecek. Ya sen manyak mısın? Git buradan. Lan nerede benim tüfeğim ya? Lan nereye sakladınız onu ya? Boşuna arama, bulamazsın. Sen annemleri oyala. Tamam. Leyla! Abi sen canına mı susadın? Sen kimsin lan? Leyla! Lan bak hala sığır gibi böğürüyor ya. Vallahi vuracağım onu ya. Nerede lan benim tüfeğim? Sen Halil amcayı tanımıyorsun galiba. Bak bağırma diyorum. Şşş, sen karışma, dur. Leyla! Bağırma sana be, geldi işte. Yüzeyinde bağırıyorsun. Aa, Leyla hoş geldin. Dur be, yılış yılış. Nerede lan? Nereye sakladın? Burası olmaz. Üste buldum, tamam. Ay hayır, üste bırak buldum. Şunu elinden, bir kazan çıkacak ya. Bırak diyorum sen sana. Sen karışma ya. Allah ya Halil.
Ya gel buraya diyorum sana. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Ne oldu, sen dayak mı yedin? Ne dayak yiyeceğim ya? Sen onları görmedin tabii, konuşuyorsun böyle. Ay seni Allah kahretsin. Tamam kesin bu sefer bu Adem ya. La neredesin ya? Bana bak, çulluk gibi vuracağım seni ya. Ya Halil ya, ne yapıyorsun ya? Gir içeri, rezil oluyoruz komşulara. Lan bir ses ver. Hop. Halil baba. Yok Halil baba. Aha vallahi ses de verdi. Ay. Aha geldi. Ne yapıyorsun Halil amca ya? Seni aldı eline tüfeği Allah'ın manyağı ya. Gir içeri, gir içeri. Çekilin. Rezil olduk konu komşuya ya. Mustafa. Yardım et, götürelim hadi. 50 lira. Abi 50 lira ne? İşine gelirse. Allah seni de kahretmesin. Al, al bir. Yürü, götürelim şu an. Eve git, evde konuşursun. Hayır efendim. Gitmesi gereken kişi ben değilim. Hemen şimdi burada konuşacağız. Bizi yalnız bırak. Ay Leyla, oturur musun lütfen? Anne. Leyla. Leyla oturur musun lütfen? Anne. Leyla. Leyla. Leyla nereye gidiyorsun? Sadece. Allah, sana olan kızgınlığım da nefretim de öyle hiçbir zaman geçecek gibi değil sanki. Bir de şaka yaptım diyor. Yapma bana şaka. Ben de diyorum mesela keşke her şey koca bir şaka olsaydı ama maalesef değil. İyiydim ben ya. Gerçekten iyiydim, en azından idare ediyordum. Şimdi yine geldin. Her şey başladı. Uykusuzluk, kabuslar. Çok ilginç, her şey seninle ilgili. 5 sene geçti ya, 5 sene. Senden bir cevap alamadan 5 sene geçti. Bazen ölmüştür belki diye düşündüm, biliyor musun? Öylesi daha kolay olurdu çünkü. Kusura bakma ama öyle. Canımı acıttın ki. Bunca şeyden sonra burada olduğum o kadar sinirliyim ki, o kadar aptal gibi hissediyorum ki. Öyle hissetme lütfen. Ya belki de sen gel diye geldim buraya ben de. Son kez baş başa kalalım diye.
bu sefer vedalaşabilelim diye. Sadece vicdanı temizlemeye çalışıyorsun. Hayır Leyla, hissettiklerimi söylüyorum sadece. Söyleme. Ne hissettiğini bilmek istemiyorum. Leyla, beni dinler misin lütfen? Boş ver. Benim de hayatım alt üst oldu. Benim de her günüm cehennem gibiydi. Dağıldım ya, bittim. Mahvoldum Leyla, ama sen bunların hiçbirini görmedin tabii ki çünkü yoktun. Sen de yoktun Sarp. Sen de yoktun. Hiç olmadın. Olmamışsın. Şimdi yine gidiyorsun. Leyla. Boş ver. Ya ben böyle olsun ister miydim sence? Tamam ben suçluyum evet. Nefret et benden, ediyorsun da zaten. Et diye her şeyi de yaptım zaten karşılaştığımızdan beri. Ama artık bitti. Bitti Leyla, gidiyorum ben. Canına mı susadın lan? Vay, mahalleden Tevfik abi. Ne haber? Allah Allah, şu konuşma şekline bak ya. Şeklimiz bundan sonra böyle, uyarsa. Uymaz. Ne oldu? Merzifon işini sen mi bozdun beni kovdurmak için? Onu mu kutluyordunuz Kemal Bey'le? Hayır, işini geri almak için yardımcı oluyordum sana. Onu konuşuyorduk Kemal Bey'le, Leyla'cığım. Konuşma sen Sarp'cığım, konuşma. Sana ihtiyacım yok, senden bir şey istemiyorum dedim bin kere ama... artık nasıl bir kalın kafan varsa anlayamadım. Sen... hala Londra'ya gitmedin mi sen? Gittim Londra'ya. Ha, Londra'dayım ben şu an. Gittim. Bırak şimdi onu. Biz bu işi Kemal'le çözemeyeceğiz. Evet. Sen çözmeyeceksin çünkü ben çözeceğim. Birinci tekil şahıs. Yukarısıyla konuşmamız lazım. Direkt patrona gideceğiz yani. Sen beni duyuyor musun? Hikmet Merzifon'a. Kimle konuşuyorsun sen? Ya siz niye benim sürekli hayatıma karışıp duruyorsunuz? Sen ve annen. Ne istiyorsunuz benden? İşini geri almanı istiyoruz Leyla'cığım. Ben gideceğim Hikmet Bey'le konuşacağım. Sonra sen işini geri alacaksın. Tamam? Hayır, sen değil ben çözeceğim. Çekil. Ben gelmiştim daha önce. Hikmet Bey'le randevu almak istiyorum. Hanımefendi. Daha önce de açıkladım. Burası randevuyla çalışan bir holding değil. Sarp Bey, size hemen bir randevu ayarlıyorum. Yuh! Gözümün içine bakıp söyleme bari. Çifte standartın da bu kadarı. Torpile son ya, torpile son. İstemiyoruz torpil. Şşşt, Leyla bağırma. Ona bak, parmağını indir. Allah'ım ne diyorsun kızım, çocuk musun sen ya? Allah Allah. Maalesef bugün mümkün değil. Kendisi bu akşam burada olacak, özel bir davet için hazırlanmaya gitti. Kaçta bu davet? Bu davet özel misafirlerimizin özel davetiyle geldiği özel bir davet. Yani... konunun sizle hiç alakası yok. Tamam bugün olmasın ama yarın ayarlayalım o zaman. Yarın da sabahtan uçakla yurt dışına gidiyorlar. Ama isterseniz haftaya ayarlarım. Ha, yok bir dakika, önümüzdeki hafta olmasın. Çok geç olur önümüzdeki hafta. Ya bu Hikmet Bey'in evi nerede? Adresi ne? Leyla ne yapıyorsun? Tamam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi gel. Ya sen de beni çekiştirip durma be. İşim bitmedi benim daha. Üzelim insanları meşgul etmeyelim daha fazla. Hadi. Sarp Bey. Hanımefendi sizi rahatsız mı ediyor? Senin bu soruyu bana sorman lazım, ona değil. Hadi. Bırak Allah'ını seversen, danışmaymış. Danışma, danışma. Şu duvara danışırım, sana danışmam. Seni var ya, şikayet edeceğim ben. Hadi. Bak, bak senin o elini. Görüyorsun. Bak bana ne yaptığını gördüm bak. Senin o parmağını. Bırak şimdi. Görmüyor musun eliyle neler yapıyor? Leyla'cığım tamam, bırak şimdi onları. Plan yapmamız lazım bizim. Sarp'cığım anlatamadım herhalde. Sen bir şey yapmayacaksın. Güzelim bana ihtiyacım var. Tek başına halledemezsin. Bırak yardım edeyim işte. Benim kimseye ihtiyacım falan yok. Bunca zamandır işlerimi kendim hallettim, hallederim. Merak etme sen. İyi peki tamam. Anlat bakalım ne yapacaksın? Ne var kafamda? Davete gideceğim. Davete gideceksin? Hı hı. Davetiyen olmadan? Evet. Ya Leyla. İyi peki tamam. Kolay gelsin o zaman sana bacım. Sen görürsün. Ben o davete gidiyor muyum, gidemiyor muyum? İzle gör. Thank you.
Hanımefendi benimle. Yok değil. Benimle. Yok yok değil. Benimle. Sarp Bey, emin misiniz? Çağırcığım hadi. Buyurun. Hep senin yüzünden. Başta beni almış olsaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Hadi güzelim gel. Allah sabır versin. Allah asıl bize sabır versin. Tamam Allah Allah. Hadi. Danışment Bey. Ela bana biraz iyi davran da çok dikkat çekmeyelim insanların içinde. Ha. Leyla nereye gidiyorsun ya? Planımız ne? Ya ne planı? Ben git başımdan. Ya biraz sesini alçalt. Biraz iyi davran bana. Dikkat çekmeyelim diyorum ya. Ha bu arada o davetiyeleri nereden bulursan? Bulurum ben. Baba havalara bak. Sanki bana Merkez Bankası'na girdi. Ya boş boş konuşma ya. İçeridesin işte en azından. E sen gelmesen de ben zaten girmek üzereydim. Sana ihtiyacım yok yani. Hikmet Bey orada. Leyla. Beni bilirsin. Her zaman her şey mükemmel. Peki en iyisini almak için ne yapmak gerek? En iyilerle çalışmak. Pardon. Lafınıza karışıyor gibi oldum ama yani şuradan anladığım kadarıyla öyle çok da en iyileriyle çalışmamışsınız. Çünkü eğer iyileriyle çalışmış olsaydınız müzisyenler orada durmaz, salona daha hakim bir yerde olurlardı ve herkes de müziği dinleyebilirdi. Ayrıca yemek masasını duvara dayamakla yani şu yarattığınız kuyruk yaratılmazdı. İnsan bir dağıtır da yani misafirleriniz böyle sıra sıra dizi dizi durmazlardı. Çok ilginç. Hı hı. Tespitleriniz hoşuma gitti. Siz... Leyla ben. Çok memnun oldum Leyla Hanım. Ben de çok memnun oldum. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii ki. Sizin Hikmet Beyciğim şimdi 100. yıl kutlamalarınız olacak değil mi? Bırak şimdi bu sıkıcı konuşmaları. Bana biraz kendinden bahset. Ben Peyonivet'te çalışıyorum. Aslında organizasyon şirketiyiz. Yani biz sizinle birlikte bu 100. yıl kutlamaları yapacaktık ama... Hayatım. Merhaba, neredesin? Seni arıyorum ya bir zamandır. Aa, öyle mi oldu hayatım? Hmm. Ama bizim şarkımız çalıyor bak. Öyle mi oluyor? Çok romantiktir de kendisi. Eşin mi? Hayır. Evet. Ruh eşim. Dediğim gibi çok romantiktir de kendisi. Kusura bakmayın, çok romantik demiştim. Şimdi bozulmasın. Tam adamı anlatıyordum. Niye geldin ki? Sana asılıyordu da ondan. Geldim. Allah Allah, öyle mi oluyordu? Aynen öyle oldu. Sen de beni kurtarmaya geldin. Aynen. Süper kahramanım ya. Süpermen. Iron Man. Örümcek kafalı. Ya bir şey soracağım. Sen bana ilk asılan adam olduğunu falan mı zannediyorsun? Nasıl ya? Oluyor mu böyle? Yani maalesef kadınsan... Artık bu tarz durumlara alışıyorsun yani. Kendini korumayı öğreniyorsun zamanla. Sana ihtiyacım yok diyorum. Ya ne bileyim ben sizi öyle görünce. Bana bak, sen beni mi kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım seni be? Allah Allah, rahatsız oldun dedim diye düşündüm sadece. Evet, rahatsız oluyorum. Ama senden. Leyla. Sarp. Bizim sunumuz. Mesela ben senin ölmeni çok istiyorum.
Nasıl, beğendin mi? Ben de senin sağlığın için eskisi kadar duacı değilim açıkçası. Hiç de gerek yok. Zaten sağlığım gayet iyi. Ne zaman gerçek duygularını saklamaktan vazgeçeceksin? Yeterince açıklamıştım ama pek anlamadın galiba. O ne be? Ha, Mr. and Mrs. Smith de vardı bu. Sana aşık oldum. Leyla. Leyla. Ha? Sarp. Rant Yasemin geliyor. Ne? Dur. Yasemin. Tanışıyorsunuz. Evet. Yine olağanüstü bir parça olmuş Hikmet Bey. Her zamanki gibi. Biliyorsun her şeyin en iyisini seviyorum. Gerçekten. Bilmez olur muyum? En iyisi. Ama bu sefer en iyisini ben kaptım. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Sen ne biçim bir adamsın ya. Ne zaman hayatıma girsem başım beladan kurtulmuyor. Bizim buradan nasıl çıkacağımızı düşünmemiz lazım şu an. Allah, sen nasıl çıkacaksan çık. Ben işimi halletmeden bir yere gitmiyorum. Eyvah, geliyorlar. Buraya geliyorlar. Mesela şaşardım zaten. Bana bak, baştan söyleyeyim. Perdenin arkasına, dolaba falan girmem ha. Allah'ım, başımıza daha neler gelecek acaba? Boğulmasak bari. Kızım niye boğulalım? Suda mıyız ya? Allah Allah. Perdenin arkasına girerken yanacağımı da bilmiyordum ama. Leyla bir sus Allah aşkına. Gel. Eşsiz bıçak koleksiyonumu görmeye hazır mısınız? Ben bayılırım bıçaklara. Al Allah. Evet, çok severim. Buyurun. Buyurun. Gel bakalım. Hikmet Bey, bir bakar mısınız? Pardon. Ben nereden bayıldım bıçaklara? Pardon. Çok özür dilerim. Müsaadenizi rica edeceğim. Başka bir zaman. Ya ben çok merak etmiştim ama. Tüh şimdi. Sonra bakarız canım. Hadi bakalım. Gel. Gel. Hay Allah. Uygun çıkıyor. Sen de merak etmez. Ne kadar meraksız bir insan. Çok güzel bir şey. Oh, Hitler. Nereye gidiyorsun? Bir durur musun ya? Bıktım seni çekiştirmekten. Çekiştirme o zaman. Bak, bir sakin olalım önce. Tamam? Hı. Mantıklı davranalım. Bizim bu Hikmet Bey'i yalnız yakalamamız lazım. Nasıl yakalarız bu ikisini yakalamadan? Şşş. Hop. Hı. Mantıklı düşünelim diyorum. Mantıklı şeyler düşünelim. Hı. Duyduğuma göre otel işine girmişsin ha. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Öyle oldu. Ne yapayım? Arada bir kendime böyle küçük sürprizler yapmayı seviyorum. Alıverdim otel işte. Yani keşke o küçük sürprizlerin azıcık bana da yapsan Bülent'ciğim. Ne güzel olurdu. Değil mi? Müsaadenizle. Gerek varmış mı adamın yanında? Gerek var mı? Adamın yanında uçuyorsun. Yapmıyor muyum sürpriz sana? Yapmıyorsun. Nasıl yap? Ne zaman yaptın? Nasıl yap? Buraya mı geliyor? Hadi inşallah. Bana bak. Sen...
sen konuşmayacaksın, tamam mı? Ben konuşacağım, ben halledeceğim. Bakarız. Neye bakıyorsun sen ya? Ben konuşacağım dedim, o kadar. Ya tamam, senin işin anlıyorum da... işi alacağım diye başımızı belaya sokma potansiyeli çok yüksek. Ben ne yapayım? Bak, ben anlatayım durumu. Güzel bir dille. Ha, ben güzel bir dille anlatamıyorum yani, öyle mi? Ya tam olarak öyle demek istemedim ama ben konuşursam... şansımız daha yüksek, onu söyledim yani. Kim olarak konuşuyorsun sen? Veli misin? Vasi misin? Peoni çalışanı mısın? Nesin sen? Tamam, haklısın. Ama daha sakin ol o zaman, tamam mı? Daha mantıklı ol yani. Sanki ben mantıksız biriymişim gibi. Ha, bu arada Sarp. Bugün hayattaysan benim mantıklı bir insan olmam sayesinde hayattasın. Oturdum düşündüm. Zamanında planlar da yaptım. Ama yine ben mantıklı bir insan olduğum için hayattasın. Anladın mı? Ha, çünkü şimdi sen öleceksin, gideceksin, rahatlayacaksın ama yani ben hapis falan şimdi. Nerede kaldı bu adam? Gelmedi hala. Hakikaten yeter. Nasıl yeter, şiştim ben, gidiyorum. Hala eve gelebiliyorsun. Sarp, artık bu cesaret değil yani, bu yüzsüzlük. Son bir kez konuşabilir miyiz? Lütfen. Melisa'dan ayrıldım. Çünkü en başından beri... sana aşıktım ben. Yapma artık lütfen. Gerçekten kaldıracak gücüm yok. Seda zannedip boynuma atladığın ilk andan beri... bu güzel gözlerine baktım ilk andan beri... aşığım sana. Sana inanmıyorum. Londra'ya kaçtığımda da bu böyleydi. Melisa'yla tanıştığımda da. Buraya dönüp seni ilk gördüğüm anda da böyleydi. Allah aşkına bak. Sus diyorum, ne olursun sus. Yalancı ve tutarsız bir insansın. Hayır, hiç geçmedi ki Leyla. Hiç bitmedi ki, hiç azalmadı bile. Artık gider misin Sarp? Ben gerçekten istemiyorum seni evimde. Hayır Leyla, her şeyi anlatacağım sana. Lütfen izin ver bana. Dinlemek ha. İstemiyorum. Leyla, her şeyi anlatacağım diyorum. Düğün gününü, sonrasını, öncesini, her şeyi. Lütfen dinle beni. Leyla. Hadi. Leyla, bırak da anlatayım lütfen. Leyla, gidiyorum ben. Akşam kalkıyor uçağım. Son bir kez dinle beni lütfen. Son bir kez dinledim onu. Gerçekten anlamaya çalışarak. Gözlerinin içine bakıp hiç kesmeden dinledim. Bana her şeyi anlattı. Ne var ne yoksa. Bütün yaşananları teker teker hepsini. Neden yalanlar söylediğini anlattı. Neden düğün günü beni bırakıp gittiğini öğrendim. Sonra neden Londra'ya kaçtığını.
Defalarca bana ulaşmaya çalışıp ulaşamadığını dinledim. Ve inandım. Yalan söylemiyordu eminim. Üniversite zamanı tanıdığım Sarp gibiydi. Masum, içten, samimi. Sonra hiç beklemediğim bir şey yaptı. Bu akşam. Biliyorum bu söyleyeceğim şey imkansız. Ama gel şu 5 yıl yaşanmamış gibi yapalım. Gel sanki ilk defa tanışıyormuşuz gibi yapalım. Biliyorum uçaktan korkuyorsun ama ben elini hiç bırakmam, söz veriyorum. Sen istemediğin sürece ben senin elini bırakmam. Bizim hikayemiz böyle bitemez. Böyle bitmez Sarp. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Biz değiliz. Tamam. Unut biletleri. Gitmiyoruz. Gitmek zorunda değiliz. Ama sadece düşün. Tamam, sen ne yapmak istiyorsan onu yaparız. Gitmek zorunda da değiliz. Kalalım dersen kalırız. Sen nasıl istersen. Ama sadece düşün, tamam mı? Lütfen. Biz diye bir şey yok. Sen varsın. Ben varım. Ama biz yok. Ben denemekten vazgeçmeyeceğim Leyla, vazgeçemem. Bence vazgeç Sarp. Belki de zaten her şey bu yüzden oldu. Belki beni kaybetmek istemediğin için oldu. Ama insanın korktuğu başına gelirmiş. Kaybettin. Yok, böyle bitemez. Bana güzel bir şey söyle lütfen. Çoktan bitmişti zaten. Leyla, bana güzel tek bir şey söyle. Lütfen. Seni affediyorum. Hani bana sormuştun ya ben kötü biri miyim diye. Benim bu kadar kötü bir insan olduğumu düşünmüyorsun değil mi diye. Sen kötü bir insan değilsin Sarp. Sadece benim için iyi değilsin. Sen beni affettin belki ama... ben senin güzel kalbini kırdığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Ve geri kalan günlerimi nasıl geçireceğim biliyor musun? Belki bir gün diyerek. Belki bir gün. Hiç beklemediğimiz bir yerde, bir sokakta karşılaşırız. Göz göze geliriz. Gülümseriz birbirimize. Ve belki. Belki her şey yeniden başlar. Zaman geçer, hayat değişir. İnsanlar değişir mi bilmiyorum ama insanlar öğrenir. Yaşananlar öyle bir ders verir ki bütün o kavgalar sükunetle son bulur. Sarp ve Leyla artık yok.
kapı kapanır, başka kapı açılır. Geriye yalnızca sağlık olsun demek kalır. Her işte bir hayır vardır. Doğru zaman değildir, doğru insanlar değildir. Olabilir. Belki bir gün gerçekten bir kafede yollarımız yeniden kesişir. Zaman geçmiştir, hayat değişmiştir. Alelade bir salı günüdür mesela. Dünyanın en sıradan günüdür. Hiçbir şey olmayacak gibidir. Ama olur. Beklemediğimiz bir anda yeniden gözlerimiz birleşir. İlk günkü gibi kilitlenir birbirine. Uzun uzun bakışırız. Bir saniye, bir dakika olur. 5 saniye, 5 dakika. Sonra belki de bir bakarız. Bir ömür geçmiş. Alelade bir salı günü. Dünyanın en sıradan günü.